Netge uzaktan algılama dersi Netares. Doğruluk analizi. Dersin tanımı. Netget 5.1 GIS Netares uzaktan algılama modülüyle sınıflandırma sonucunun doğruluk analizinin yapılması. Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında Netget 5.1 GIS Netares uzaktan algılama modülüyle sınıflandırma sonuçlarına doğruluk analizi yapabilecektir. Doğruluk analizini gerçekleştirmek üzere kısa bir işlemle sınıflandırma yapılarak örnek üzerinden devam edeceğim. Örneği daha gerçekçi ve canlı kılabilmek için bir sınıflandırma, arkasından sınıflandırılmış verinin doğruluk analizini gerçekleştireceğim. Sınıflandırma işlemini gerçekleştirmek üzere raster yöneticisiyle örnek veri içerisinde Landsat TM441 uydu fotoğrafını açarak yüklüyorum. Bu 24 bit daha önce de sınıflandırma örneğinde kullanılan bir raster. İlgili raster üzerinden bir sınıflandırma işlemi gerçekleştirmek üzere netaret sınıflandır işlemine giriyorum. Sınıflandırma işleminde arkadaki rasterı seçebilmek için sol üst köşedeki rasterin sağ ucundaki 3 noktayı işaretliyorum. Ekrandaki 24 bitlik raster ekrana görüntüleniyor. Yani hem orijinal görüntü hem sınıflandırılmış görüntü ön izleme pencerelerinde ekrana yükleniyor. Ben burada kontrollü bir sınıflandırma yapmak istiyorum. Spektral açı yöntemini kullanacağım. Multispektral bir raster bu. SEM yöntemini kullanacağım. Toleransı 0.6 olarak belirliyorum. Ve kriter renkleri sınıfların isimleriyle beraber yüklemek için yine örnek bir içerisinde hazır bulunan kriter renkleri yükleyeceğim. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için kriter renkleri yüklemek üzere beyaz bölümde sağ tuşa basarak renk şeması yükle seçeneği ile örnek veri içerisinde bulunan örnek renk şeması RMS dosyasını açarak yüklüyorum. Burada tarla 3 farklı sınıfta ifade edilmiş. Bunlar mor tarla ve 2 tane 2 farklı yansıma değerinde 2 tondaki yeşil tarlalar. Ara yollar bir sınıfta ve gene burada su olan yerlerde ayrı bir sınıf içerisine kaydedilmiş durumda. İşaretleyerek sınıflandırma işlemini gerçekleştiriyorum. Örnek bazında düşünülerek çalışmamıza devam edeceğiz. Sınıflandırma sonucu oluşan rasterı saklamak üzere tamamlayarak sınıflandırma sonucunu örnek verim içerisine kaydediyorum. İsmini doğruluk olarak veriyorum. Kaydedeceğim rasterı. Ve sonuçta sınıflandırılmış veriyi elde ediyorum. Bunun üzerinden bir doğruluk analizi gerçekleştirebilmek için Netares doğruluk analizi işlemine giriyorum. Burada mantık olarak belirli koordinatlara gerçekleştirilen doğruluk analizi için örnekleme alınacak noktalar belirlenecek. Sayıları ve konumları yine kullanıcı tarafından belirlenebilecek bu noktaları bir kareler şeklinde Netget tarafından otomatik üretilmesi veya random bir şekilde, karışık bir şekilde, kareleji ağırlığı üzerine oturmayan karışık bir şekilde de yerleştirilmesi mümkün. Karışık bir şekilde yerleştirebilmek için ağı yani doğruluk analizine örneklem olacak koordinatları belirleyebilmek için beyaz bölümde sağ tuşa basıyorum doğruluk analizi penceresinde. Rastgele nokta üretile Netget tarafından örnekleme noktaları rastgele, random olarak belirleniyor sınıflandırılmış veri üzerinden. Grid nokta üretlendiğinde kullanıcının seçeceği satır ve sütun sayısındaki noktalar gene raster üzerinde belli aralıklarla yerleştiriliyor. Ekrandan nokta ekleyiyle de ekstra noktalar ve bütün noktalar tabii ki aynı şekilde ekrandan kullanıcının seçeceği koordinatlarda belirlenerek oluşturulabiliyor. Ben rastgele nokta üret seçeneğiyle ekran üzerinde belli sayıda nokta üretilmesini istiyorum. Örneğin kapsamını daraltabilmek maksadıyla 20 noktanın Netget tarafından üretilmesini istiyorum. Bunun sayı sınırı yine doğruluk analizinin doğruluğunu arttıracak miktarda
kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. İşlem onaylandığında Netcat tarafından belli bir sayıdaki nokta, bizim seçtiğimiz sayıdaki nokta üretilerek bu kontrol noktalarına denk gelen sınıflar da isimleriyle, sınıflandırılmış verinin içerisinde bulunan sınıf isimleriyle beraber ekrana yüklenerek getiriliyor. Sınıf adı ve sınıf bölümünde sınıflandırılmış veriden gelen bilgi, referans bölümünde de gerçekte bu raster üzerinde bu sınıfın denk geldiği, bu koordinatın denk geldiği yerdeki olması gereken gerçek sınıfın adının yazması gerekiyor. İşte bu işlemi kullanıcı gerçekleştiriyor. Yani bu koordinatta bulunan kontrol noktasında gerçekten ikinci sınıfta olması gereken bir yansıma değeri var ise kullanıcı tarafından bu belirtilecek. Yok ise bu değer doğruluk analizine o şekilde yansıyacak. Doğru olmayan bir örnekleme yapıldığı, doğru olmayan bir sınıflandırma yapıldığı bilgisi şeklinde yansıyacak. Yine bu bölümde sağ tuşa basıldığında bu nokta dosyaları dışarıya saklanabiliyor veya var olan bir dosyadan da bu nokta dosyaları yüklenebiliyor. İstenmeyen, devre dışı bırakılmak istenen noktalar devre dışı bırakılabiliyor ve bütün noktalar temizlenerek hepsi kullanıcı tarafından yeniden oluşturmak üzere temizlenebiliyor. Ekranda seçili bulunan bir noktanın konumu kullanıcı tarafından kolaylıkla ekranın ortasına yerleştirilebiliyor. Üzerinde bu ilgili noktanın üzerinde sağ tuşa basılarak noktaya git seçildiğinde Netcat bu noktayı ekranın ortasında belirliyor, konumlandırıyor. Doğruluk analizinin sonuçlarını ortaya koyabilmek için Netcat'in ekran üzerinde ürettiği noktalar içerisinden noktayı ekranda ortaya getirerek bir nolu nokta işaretlendi. Gerçekten hangi sınıfta olması gerektiğini belirleyerek bu sınıfı referans sınıf adı içerisine kaydetmem gerekiyor. Eğer ben bu referans noktanın referans sınıfını belirleyemiyorsam yine bu iş için raster yöneticisiyle orijinal rasterı da ekrana yükleyerek her iki raster üzerinden de beraber çalışmamı sürdürebiliyorum. Bir nolu noktanın su olan bir alan üzerinde olduğunu belirledikten sonra referans sınıfı belirlemek için ilgili noktanın adının üzerinde sağ tuşa basarak referans sınıf değeri seçi işaretleyerek burada bir nolu noktanın su sınıfında olduğunu belirtiyorum. Otomatik olarak referans nolusu da Netcat tarafından belirleniyor. Bunu elle de girmek mümkün. Tüm bu noktalar için İki nolu noktayı ekranın ortasına getireceğim. İki nolu noktanın tarla yeşil sınıfında olup olmadığını doğruluyorum. Burada benim yaptığım çalışmanın nokta sayısı ile ilgili sınırı da göz önünde bulundurarak işi gerçekleştirmek gerekiyor. Üç nolu nokta gene tarla yeşil sınıfında. Dört nolu noktayı buluyorum. Dört nolu nokta benim yol sınıfında olmasını düşündüğüm sınıfta. O yüzden onu da yol olarak belirtiyorum. Yine beş nolu nokta mor tarla sınırı içerisinde görünüyor. Yaklaşarak kontrolümü arttırıyorum. Yansıma değerlerinin doğru sınıflarda sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını bu tüm noktalar için kontrol altında tutuyorum. Sınıfı belirtilen noktaların farklı bir renkte gösterildiğini izleyebilirsiniz. Raster yöneticisi vasıtasıyla bu kontrolünüzü, raster üzerindeki kontrolünüzü de arttırabilir ve sınıflandırma sonuçlarını referanslarını tamamını doldurarak belirtmelisiniz.
Hangi sınıfta olduğundan karar vermekte zorlandığın bir nokta. 7 nolu noktanın yansıma değerinden vesaire ve alttaki sınıflandırmadan hangi sınıfa ait olduğunu, yakın olduğunu ayırt edemiyorum. Bu nedenle bu noktayı üzerine sağ tuşa basıp silerek istatistikten çıkartıyorum, devre dışı bırakıyorum. Bunun yerine istatistiği arttıracak bir şekilde yeni bir nokta eklemek istiyorum. Veya bölümde sağ tuşa basarak ekrandan nokta ekleyi seçiyorum. Sınıfını daha net algılayabildiğim bir noktayı 20. nokta olarak ekliyorum. Bu 20 nolu noktanın otomatikman sınıflandırmadaki hangi sınıfa ait olduğu belirtildi NetCat tarafından. Bu 20 nolu noktanın ben de sınıflandırmadaki değeriyle tutarlı olduğunu belirtecek bir ayar yapıyorum. Çünkü doğru yeşil tarla sınıfında bir nokta. 11 nolu noktanın ekranın ortalanmasından sonra, ekranda bulunmasından sonra aslında yol olan bir yere denk geldiğini görüyorum ama yansıma değeri nedeniyle tarla olarak algılanmış ve öyle sınıflandırılmış. Bu sınıflandırmada bunun yanlış olduğunu, aslında yol sınıfında olması gerektiğini 11 nolu nokta için belirttim. Belirterek kayıt altına alıyorum. Bu noktalar üzerine bunlar raster üzerinde sınıflandırılmış veri üzerinde gelişigüzel dağılmış noktalardı. Bakın yeşil olan yeşil halka içerisinde bulunanlar sınıflandırmada doğru olarak algılananlar. Kırmızı olanlar da sınıflandırmada yanlış sınıfa atanan yanlış sınıfta belirlenen noktalar. Bunlar da ekran üzerinde farklı renklerle gösteriliyor. Yine bunun üzerine ekstra grid nokta üret diyerek 16'ya 16 bir karelaj içerisinde noktalar ürettirebiliyorum. Ekstra olarak 16'ya 16 bir karelajı ürettirerek gösterilmesini sağlayabiliyorum. Ekranda görülebileceği gibi 16 bir karelaj tüm noktalar ve ekstra olarak da daha önceden sınıfları da belirtilen noktalarla beraber eklendiler ve ortaya çıkartıldılar. Bu şemayı bu nokta dosyalarını saklayarak kayıt alt XML formatında kaydedebiliyorum. Ve tekrar çağırarak daha sonra yapılacak bir sınıflandırmada aynı noktaların kullanılması için bu koordinatların kullanılması için yükleyebiliyorum. Bunun yararı da benim ileride yapacağım çalışmalarda aynı koordinatlara denk gelecek şekilde bir doğruluk analizini gerçekleştirebilmem. Yaptığım analiz sonucunda, yaptığım doğruluk örneklemesi sonucunda doğruluğu ortaya koyabilmek için beyaz bölümde sağ tuşa basıp doğruluk analiz raporunu işaretleyerek bir text sayfası şeklinde bir text editörüne bir döküm alabiliyorum. Birinci sınıf su, ikinci sınıf tarla, yeşil bir yol şeklinde belirtilmiş bir hata matrisi ortaya konmuş ve toplam doğruluk bulunmuş %74. Kullanıcının belirttiği sınıflar içerisinde birinci sınıf yani su sınıfındaki bütün yansıma değerleri doğru olarak sınıflandırılmış. İkinci sınıf yani tarla yeşil birdeki bütün örneklemeler içerisindeki %50'lik kısım doğru olarak sınıflandırılmış şeklinde belirtilerek kayıt altına alınmış. Doğrulukları listelenmiş. Bir de kapa değeri bu manada ortaya konmuş. Bu dosya sakla ile bu raporu da doğruluk raporu şeklinde kaydederek saklayabiliyorum. Ve sonuç olarak buradaki doğruluğu, sınıflandırma sonucunun doğruluğunu analiz ederek ortaya koyabiliyorum.